Yepyeni bir videodan selamlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Geçtiğimiz günlerde Yeşil Robot YouTube kanalımızda bir video yayınlamıştık. Neydi o? Google Fotoğraflar artık ücretli olmuştu. Bu zamana kadar Google Fotoğrafları severek kullanıyorduk ve bunun ücretli olmasıyla birlikte benim de aklıma çok şahane bir fikir geldi. Şimdi bu videoda beni can kulağıyla dinlemenizi istiyorum çünkü Xiaomi Mi 9T modelini Google Pixel'e çevireceğiz arkadaşlar. Bu anlatımları yaparken çok basit, sade ve işinizi kolaylaştıracak şekilde anlatacağım. Lütfen adım adım takip edin, yanlış bir hata yapmayın sevgili arkadaşlar. Peki ben neden Mi 9T modelini Google Pixel telefonuna çevireceğim? Bunu söylemek istiyorum. Aslında Google Fotoğraflarla bir alakası yok. Sadece şu kısımda bir alakası var. Google Fotoğrafları ücretsiz kullanabiliyoruz. Çünkü niye? Fotoğraflar uygulaması Google'ın kendi bir uygulaması olduğu için, Pixel telefonları da Google'ın bir telefonu olduğu için kullanıma izin veriyor. Yani sınırsız bir şekilde piksel telefonlarda Google fotoğrafları kullanabiliyorsunuz. Ben de hem Google fotoğrafları ücretsiz ve sınırsız kullanmayı deneyeceğim. Hem de Xiaomi telefonu piksel telefonu nasıl çeviririm bu videoda size bunlardan bahsedeceğim. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım işlemlere geçelim. Sevgili arkadaşlar işlemlerimize başlayabilmek için ilk başta bootloader kilidimizi açmamız gerekiyor. Bunu da zaten Yeşil Robot YouTube kanalımızda nasıl açacağınızı anlattım. Şimdi ROM'u yüklemeden önce telefon hakkında kısmına geliyorum ve geliştirici seçeneklerimi aktif etmem gerekiyor. MIUI sürümüne 6 veya 7 kere tıkladıktan sonra geliştirici oluyorsunuz. Ve Google Pixel yazılımını yüklemeniz için MIUI 12.0.3 sürümüne ulaşmanız gerekiyor. Ek ayarlar geliştirici seçenekleri girdim. Bakın kilidim açık şu anda. Yani ben istediğim yazılımı şu anda telefonuma yükleyebilirim. Buradan USB hata ayıklamayı da açın arkadaşlar. Şimdi telefonda yapacağımız işlemler sınırlı fakat bilgisayarda yapacağımız işlemler gerçekten çok önemli. Bu kısımda ne yapacağız? Şimdi ilk olarak güç tuşu ve ses kısmı tuşuna aynı anda basılı tutuyorum sevgili arkadaşlar ve cihazımı Facebook konumuna almam gerekiyor yazılımı yüklemem için. Şu an basılı tutuyorum. Facebook yazısı gelene kadar açık tutacağım. Basılı tutacağım ve Facebook yazım şu anda geldi. Şu anda bilgisayarda ekran kaydımı başlatacağım ve USB'yi de telefonla bilgisayara bağlayıp aktarımı gerçekleştireceğim. Arkadaşlar şu anda telefonun bilgisayarıma bağladım. Arama kısmından aygıt yöneticisi yazıyorum ve şuradan Android Phone yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi Android Bootloader interface yazısını gördüğünüzde telefonunuz doğru bir şekilde bağlanmış oluyor. Şimdi indirmemiz gereken uygulamalar var arkadaşlar. TWRP, Vendor ROM, Pixel ROM, şu 12.03 bizim kendi yazılımımız. TWRP dosyamız tvrp'yi flashlamak için bir de Mi Flash yazılımımız var. Zaten şu 12.03 benim ROM'um yani telefondaki MIUI sürümüm. Bu da Mi Flash uygulaması. Mi Flash uygulaması sayesinde de MIUI 12.03 sürümünü burada görüyorsunuz. Bu dosyayı yani bu ROM'u telefona geri flashlayabiliyorsunuz. Yani eski sürüme çevirebiliyorsunuz. Şimdi bunları nasıl indireceğiz? Mi 9T vendor yazıyorsunuz arkadaşlar. Vendor aslında kendi orijinal ROM'un içinde gelen bir dosya. Fakat biz piksel yazılımına geçeceğimiz için piksel yazılımında bu yok. Yani var ama Mi 9T modeline uygun değil. Buradan aşağı iniyorum ve buradan stabil olanlardan bir tanesini indirebilirsiniz. Hatta 12.03 sürümünü indirin. Çünkü biz 12.03 sürümündeyiz. Şimdi bunu indirdik. TBRP'yi indireceğiz. Device'a geliyoruz. Evet buldum. Buradan cihazınızı buluyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önce indirmişim. Burada gözüküyor Mi 9T. Bunu da kapatıyorum. Minimal ADB and Facebook. Bunu indirmeniz gerekiyor. Aslında bu şununla aynı şey arkadaşlar. Windows artı R tuşuna basıyorum. CMD yazıyorum. Komut sistemcisini açtığım yer Bunla aynı şey ama minimal ADB Facebook programı telefonla bilgisayar arasında daha hızlı bir iletişim kuruyor. Bunu da indirmeniz gerekiyor. İndirip kurduktan sonra Pixel Experience sitesine girmemiz gerekiyor. Buradan da Google Pixel yazılımını yüklememiz gerekiyor ve hemen buradan Device seçeneğime geliyorum. Device kısmında yine Xiaomi'yi bulup Redmi K20 modelini bulmamız gerekiyor. Burada ben zaten indirdiğim için burayı pas geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bunları indirdik, kurduk. Ne yapacağız? Ben hemen TVRP'yi telefonuma yüklemek istiyorum. Burada bir TVRP aracım var benim. Hızlı bir şekilde yükleyeyim. Enter diyorum, cihaz Fastboot modunda diyorum. Tuşa basıyorum ve şu anda TVRP'yi yüklüyor arkadaşlar hızlı bir şekilde. TVRP yükledikten sonra telefonum yeniden başlamış gibi olacak ve TVRP menüsüne gelecek. TWRP de şu şekilde telefonu normal bilgisayardan yazılım değil de telefonun kendi arayüzünden yazılım yüklemenizi sağlıyor. Sevgili arkadaşlar TVRP'yi şu anda kurduk ve telefonunda yapacağımız işlemleri göstermek istiyorum. Şunu sağa doğru çekebilirsiniz. Bu kısımda format data yes yapmamız lazım. Yani bu ne demek oluyor? Telefonu öncelikle bir sıfırlamamız gerekiyor. Format data'ya tıklıyorum. Adım adım yapın. Yanlış bir şey yapmanızı istemiyorum. Burada yes yazıyorum. Tamam diyorum. Ve şu anda telefonu sıfırlama konumuna geldi. Format data yes yaptık. Robot recovery seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Burada hiçbir şey tıklamayın. Şu alt tuşundan şöyle tık 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 yaparak ana menüye gelmeniz gerekiyor. Burada robot kısmına geldim. Buradan recovery moduna basıyorum. Ve telefon şöyle bir yeniden başlıyor arkadaşlar. Daha sonrasında TWRP'den devam edeceğiz. Evet TVRP menümüz geldi. Bilgisayar kısmını açıyorum. Bakın Xiaomi Mi 9T modelim bilgisayarda gözüküyor. Buraya iki tane indirdiğimiz dosyayı açacağız. Şu anda TVRP yüklü olduğu için TVRP'nin içine buradan öncelikle vendor dosyamı atıyorum. Daha sonrasında Pixel Room'umu atmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda iki dosyamı da flash'ta da görmüş olduğunuz gibi bilgisayarda da TVRP klasörünün içinde Vendor'la Pixel Room mevcut. Şimdi telefona geçmek istiyorum install diyorum. Bakın buraya da geldi. Öncelikle vendor'u bir flashlayayım arkadaşlar. Burada şu seçenekleri dokunmayın arkadaşlar. Sadece çubuğu böyle çekin ve vendor dosyasını hızlı bir şekilde flashlasın. Bu işlem muhtemelen 1-2 dakika falan sürüyor. Beklemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle kabloyu veya bilgisayarınızın kablosunu fişten çıkarmayın arkadaşlar. Burada telefonunuz kilitlenebilir haberiniz olsun. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu işlemleri yaparken tüm sorumluluk size ait. Ayrıca biliyorsunuz ki bootloader kilidini açtığınız zaman veya yazılım yüklediğiniz zaman garanti kapsamının dışına çıkıyor telefonlarınız. Bunun da bilgisini vereyim. Zaten 2-3 videoda bunları söylemiştim. Lütfen dikkatli olun. Evet şimdi vendor'u flashladım. Daha sonrasında geri geri yaptım ve tekrar install kısmına geldim. Hatta şöyle bir daha göstereyim. Install'a geldim ve vendor'dan sonra Pixel ROM'u Mi 9T'ye çat diye yüklüyorum. Burası birazcık uzun sürebilir. Telefon açılmaya yakın. Hatta buraları hızlandırırız. Bakalım olacak mı merak ediyorum. Umarım olur. Çünkü Xiaomi'yi Pixel'e çeviriyorum. Evet çok az kaldı arkadaşlar. Arada bir ekran parlaklığı sönüyor yani kilitleniyor. Şu güç tuşundan basarak kilidi çekiyorum. Yine işlemi görüntülemeye devam ediyorum. Şu anda baya az kaldı bak ya. Heyecanlandım. Burada çok önemli bir kısım var arkadaşlar. Burada direkt telefona reboot yapmayın. Size ne yapacağınızı göstereceğim. Şimdi hemen bir yüklensin. Evet yüklendi. Bakın reboot sisteme sakın basmayın. Geri geliyorsunuz. Ana menüye geldim arkadaşlar. Buradan wipe. Format data. Yine yes yapıyorum. Hızlı bir şekilde formatlatamı yapsın. Daha sonrasında telefona robot sistem diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bak şimdi telefon nasıl açılacak. Mi diye açıldı. Telefon Xiaomi logosu geldi abi. Bak şimdi az sonra ne gelecek? Ben seni çok şaşırtacağım bugün Zafer. Bak. Oo. Bak bak bak. Bak Google geldi bak bak. Abi çok iyi değil mi ya? Kardeşim Google'a kazık attık. Yani bu iş bu kadardı ya. Baksana abi Google yani başlangıç ekranı geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Bak şimdi geldi. Olta geldi gördün mü? Google geldi. Google Pixel ROM'u Mi 9T'ye kurduk. Şimdi buradan hemen hızlı bir şekilde telefonumu ayarlıyorum. Türkçe diyorum. Görüş ayarları var burada. Büyütme gibi seçenekler mevcut. Peki geri gitme? Evet burada küçük bir buton var. Bu arada Google Pixel yazılımını ilk defa kullanıyorum. Yani daha önce bir Pixel telefonu elime alıp deneyimlemedim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çevrim dışı kur diyelim. Daha sonrasında Wi-Fi'ye bağlanırız. Bak. Ya Google abi ya. Efsanesin. Evet, hızlı bir şekilde kurulumu tamamladık. Pixel yazılımı ile şu anda karşı karşıyayız. Benim direkt ilk yapmak istediğim şey Google Fotoğrafları açmak olacak ama ayarlar kısmına şöyle bir giriyorum. Şu anda telefon hakkında kısmına girmek istedim. Cihazımızda hangi sürüm mevcut? Mi 9T modelini söylüyor bize. Android 11, çok iyi abi. Ama Pixel yazılımının hangi sürümündeyiz? Onu bilmiyorum ben şu anda. Onu da şu şekilde yapacağız. Yine ayarlar kısmına güncelleştirmeler yazacağım. Bak internete bağlandım geldim güncelleme mevcut diyor. Ayrıntıları gösterdiğim bu güncelleme paketini manuel olarak kurabiliyorsunuz. Vay be. Bu arada bu Pixel ROM'un yazılımcısı, geliştiricisi yazılıma şöyle bir şey yapmış. Yani demiş ki yazılımı ben yaptım abi bana bağış atabilirsin. Yani ayarlar kısmında adam bak görüyor musun? Henrique 09 diye bir adam buradan dolar üstünden adama bağış yapabiliyorsun. Ve şöyle bir güzelliği de var. Bütün Google uygulamalarını mesela Google kamera uygulamasını burada kullanabiliyorsun abi. Bak görüyor musun? Çok stabil, hızlı bir şekilde çalışıyor. Redmi Note 7'ye Google kamera yükledik videomuzda bazı özellikler çalışmıyordu. Ve görüyor musun bak piksel yazılımdaki geçişler çok stabil. Her neyse aramalar kısmına girelim, mesajlar kısmına girelim. Bu arada ben e Google Pixel yazılımının yani Google arama, mesajlar uygulamasını beğenmiyorum. Yani çok kötü benim için. Xiaomi'nin ilk modellerine baktığımız zaman kendi uygulaması vardı arama ve mesajlaşma kısmında. Gayet iyiydi. Birazcık arayüzde gezelim arkadaşlar. Parmak izimi falan ekleyeyim. Hemen geleyim. Arkadaşlar şu anda Zafer'in telefonunu aldım. Zafer'in Google fotoğraflarına girmek istiyorum. Çünkü Zafer bir Pixel kullanıcısı olmadığı için bakın şurada Zafer para verecek aylık 11.59 TL ödeyerek 200 GB satın al. Şimdi bak Mi 9T'ye ben pikseli yükledim değil mi? Gel abi. Bak Zafer hesap depolama alanı. Pixel 5 cihazınızdan yüksek kalitede yedekleme yapmak ücretsiz ve sınırsızdır. Bu arada parmak izini göstermek istiyorum. Az önce kuracağımı söylemiştim. Kurdum. Bir de Google asistanı denemek istiyorum ben. Ee, ok Google. Yani piksel yazılımına geçiyoruz. Google Assistant açmıyor abi telefonu ya. Bakar mısın? Bak buradan açman gerekiyor. Bana niye cevap vermiyorsun? Düşünüyordum. Bravo, çok güzel. Evet sevgili arkadaşlar sizlerle beraber Mi 9T modeline Pixel yazılımını yükledik ve Google fotoğrafları ücretsiz bir şekilde kullandık. Pixel Room'un içinde gezdik dolaştık özelliklerine baktık gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Yani Pixel bir yazılıma geçmek istediğiniz zaman bu yazılımı indirip benim uyguladığım işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilir, videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.